Sivas takımı Deniz Fatih. Sayın Milletvekili Ahmet Erbaş, Sayın 23. Dönem Adana Milletvekili Yılmaz Tankı, Sayın 23. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Baksoy, Sayın 23. Dönem Eskişehir Milletvekili Seyitullah Asil, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın Ülke Ocakları İl Başkanım, Kamusen ve Türk Havalimizin kıymetli temsilcileri, basınımızın güzide temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Asenalar, Yiğit Bozkurtlar, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Merkez, Domaniç, Dumluhunar ve Pazarlar ilçemizi Belediye Başkanları aday tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mart 2019 yerel seçimleri Kütahya'mızın geleceği için önemli bir adım, hemşehrilerimizin layık olduğu hizmeti alabilmeleri için bir o kadar önemli, bir o kadar da tarihi bir fırsattır. Hubbul vatan minne iman, yani vatan sevgisi imandandır diyor Peygamber Efendimiz. Vatan sevgisi ise millete hizmet etmenin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterilebileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir, diyor Bilal Devlet Bahçeli. İşte bu inanç ve şuurla lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinde almış olduğumuz 3'ü ilçe, 5'i belde belediyesinin üzerine koyma vaktidir. Zaman, 3 hilalli sancağımızı şehrimizin tüm yurtlarında, tüm burçlarında dalgalandırma vaktidir. Kütahya, il, ilçe ve belde teşkilat mensuplarımızla, ülke ocaklarımızla 31 Mart 2019 seçimlerinde başarıya odaklanmıştır. Yerel yönetimlerde milletimize hizmet edebilmek için çalışmakta, çırpınmakta yorulmayacağız. 31 Mart 2014 seçimleri hala içimizde bir sızı, kabuk bağlamamış bir yara, Türkiye'nin dört bir yanında kadınıyla, erkeğiyle. Bu davaya gönül vermiş gönüldaşlarımızın o akşam il başkanlığımızı arayarak ne olursunuz mutlu bir haber verin dedikleri hala kulağımızda çınlarken Kütahya Belediyesi'ne 3 hilali asmadan rahat uyumayacağız. Yine sıkmadık el, çalmadık kapı, bırakmayana kadar çalışacağız. Sayın Genel Başkanımız, Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin de işaret ettiği, önce Allah'a, sonra bizlere emanet ettiği adaylarımızla birlikte olmanın sevinci içerisindeyiz. Merkez ilçemizde 3 dönem gururla, gecesiyle, gündüzüyle ömrünü Kütahya'mıza, kutlu davamıza hizmet etmeye adamış, milletvekilliğimizi yapmış olan, yarım kalan sevdalarımızı Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah tamamlayacak olan Profesör Doktor Alim Işık Beyefendi. Kütahya İl Başkanı olarak 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası ilk açıklamamda bir söz verdik. Dedik ki hedefimiz 31 Mart 2019 seçimleridir. Kütahya Belediyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'ne kazandıracağız ve 3 ilali şehrimizin tüm burçlarına dalgalandıracağız. Bizler biliyoruz ki 3 hilal Kütahya'ya çok yakışacak. Bu yolda kuruluşun simgesi, göz bebeğimiz, Domaniç ilçemizin belediye başkanı ve yeni dönemde de belediye başkan adayımız Sayın Sahbet Ertürk Beyefendi. Kurtuluşun simgesi, şehitler diyarımız Dumluhunar ilçemizin belediye başkanı ve yeni dönemde de adayımız Sayın Niyazi Tercan Beyefendi.
Şirin ilçemiz Pazarlar'da belediye başkanımız ve yeni dönemde de adayımız Sayın Cavit Erdoğan beyefendi. Başkanlarımız ile Allah'ın izniyle yola devam ediyoruz. Kendilerine başarılı ile geçirdikleri dönem faydalı hizmetleri ve çalışmaları ile üretken belediyecilik anlayışımız ile örnek teşkil ettikleri için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kendilerine Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. En yakın zamanda diğer ilçe belediyelerimizin de adayları kesinleşecek, yine sizlere ve kamuoyuna takdim edilecektir. Tüm seçim bölgemizde aday adayı olan dava arkadaşlarıma da hasreten teşekkür ediyorum. Bu kutlu davaya hizmet eden, emeği geçen, gecesini gündüzüne katan, bizimle sevinen, bizlerle üzülen tüm dava arkadaşlarımıza selam olsun. Bellesinden ilçesine kadar Kütahya'ya üç hilali asmadan bizlere uyumak haram olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'ümüz. Huzurumuzda sabah 11'den bu yana bizimle beraber coşkun, adeta gönül sevdası ve gönül eli nasıl olur onu gösteren tüm dava arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü 2014 seçimlerinde de bazı yerlerde söylendiği gibi halen birilerinin umut olarak gördüğü ama gönül erlerini, gönül sevdalarını tanımayanların hayallerini boşa çıkarttılar. Huzurunuzda gerçekten hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Nasıl Tükahya sevdalısı olunur, gönüller nasıl fethedilir? Bugün minik bir örneğini gösterdiler. 3 saatlik bir program boyunca bizim yanımızdan ayrılmadılar. Milletimizin gönlüne nasıl girileceğinin örneklerini gösterdiler. Öncelikle onlara teşekkürle başlamak istiyorum. Kütahya Belediye Başkanlığı'nın ne kadar onurlu bir görev olduğunu, bu onurla beraber ne denli de zor bir görev olduğunu bilerek huzurunuzdayım. Bu sevdaya tam 15 yıl önce başladım. 2004 yılı mahalli değerler seçimlerinde o günkü il ve ilçe yöneticilerimiz üniversitedeki görevim sırasında şahsımı ziyarete geldiler. Bu ziyaretlerinde Kütahya Belediye Başkan adaylığını teklif ettiler. O zaman tabii ki şartlar çok daha farklıydı. Yeni bir iktidar değişimi olmuş. Rüzgarlar her tarafta tahta esiyordu. Üniversitede görevim nedeniyle kendilerine böyle bir onurlu görevi kabul etmek için bana bir haftalık bir süre tanımalarını rica ettim. Bir haftanın sonunda da o bir hafta içerisinde istihade bulunduğum kim varsa herkes Kütahya'da böyle bir adımın tarafından atılmasının davamız için çok önemli olduğunu söylediler ve o gün için bu yolculuğa çıktık. 4 ay boyunca gece gündüz demeden aynen bu seçimde de yapacağımız gibi Kütahya'yı adeta karış karış dolaştık. Gönüllere girdik. Kütahya sevdamızın ne olduğunu, projelerimizin neler olduğunu anlattık ve sonuçta aday olduğumda 2002 seçimleri sonucunda Kütahya il genelinde 6. parti durumuna düşmüş Milliyetçi Hareket Partisi'ni 2. sıraya yükseltebildik. O gün için milletimizin takdiri öyle oldu. Ama bir tarafta da yeni iktidara gelmiş bir partinin rüzgarının da Kütahya'da çok hızlı estiğini bilerek bunu özellikle söylüyorum. O günden bugüne şükürler olsun ki sadece 26. dönem bir milletvekili eksikliğimiz oldu. Arkasında o yolculuk şahsıma 3 dönem milletvekili nasip ettirdi. Onun arkasında bugün aramızda bununla saygıdeğer değerli kardeşim milletvekilimiz Ahmet Erbaş Bey'i Kütahya'mız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsilen gönderdi.
Milletimiz gördü ki 26. dönemde Milliyetçi Hareket Partili milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmadığı bir Kütahya hiçbir şey kazanamıyor. Hemen arkasından telafi etti. Bugün kardeşimiz bugüne kadar elinden geldiği tüm çabasıyla ilimizi Kütahya'da temsil etmek için koşturuyor. İnşallah bundan sonra yerelde ve genelde daha iyi temsil için hep beraber koşturacağız. O nedenle bugüne kadar sağlamızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiği destekler nedeniyle tüm hemşerilerime ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplam 2002 seçimlerinde 22 bin civarında olan Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili oylarının 112 bine kadar çıktığı ve en sonra da bir milletvekili yine temsil edecek hale geldiği bir il konumuna getirdiler bizi. Ama bugüne kadar birçok ilçemizde Milliyetçi Hareket Partili belediyenin hizmetini o ilçe ve beldelerimizde yaşayan vatandaşlarımız gördü. Ancak il merkezinde geçmişte hiç belediyemiz, belediye başkanımız olmadı. Bu defa inşallah Kütahya'nın bu yıllarca birikmiş sorunlarını çözmek üzere hiç yerine konan insanların gönlüne girmek üzere Kütahya'da yaşayan partili partisiz yaşlı ihtiyar, yaşlı genç kim varsa herkesin derdine deva olmak üzere çok güçlü bir ekiple hazırlandık. İnşallah bunu, bu yarım kalmış 15 yıllık sevdayı tamamlamak üzere milletimizin teveccühüne mazhar olmaya çalışacağız. Bugün olduğu gibi bundan sonraki önümüzdeki 4 aylık süreçte de tüm kardeşlerimden özellikle tek bir istirhamım olacaktır. Kim bize hangi şiddette ne kadar ağır söz söylerse söylesin, bizim tek cevabımız bugün olduğu gibi, bugüne kadar olduğu gibi son derece nezaketli ve naif bir şekilde bunun karşılığında iyi ve güzeli onlara aktarmak olacaktır. 2014 seçimleri sonucunda milletimize teşekkür için özellikle basın mensubu kardeşlerime de bunu burada tekrarlamak istiyorum. Bir afiş billboardları astım. Dedim ki küçülen Kütahya'mızda hayır dualı ve helal oylu tüm hemşerilerime teşekkür ederim. Her hemşerimin oyu nereye giderse gitsin helaldir. Her hemşerimin duası hayırdır. Biz bunları gördük. Ama bunu aldılar, helal haram oyu dediler. Bugüne kadar ağzından bir defa dahi haram oyu kelimesi çıkmamıştır değerli kardeşlerim. Herkesin oyu helaldir ama çalınan oy çalanlara haramdır. Bu cümleyi özellikle hayıra, duaya talibiz. Hiçbir zaman bu memleketin ekmeğini yemiş bir evladı olarak benimle birlikte çalışacağım Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönül erlerinin hiçbirinden bu memleket için hayırın dışında bir dua ve söz duymayacaksınız. Duyamayacaklar. Onun için biz inşallah bu dönem daha önce de hazırlamış olduğumuz çok güzel projelerimiz vardı. Bunlara daha da yenilemekle ekleyerek bu ay sonuna kadar tüm proje paketlerimizi hazırlayacağız. Diğer adaylar projelerini açıkladıktan sonra, özellikle altını çiziyorum, onlar açıkladıktan sonra Kütahya için çeyiz sandığımızda biriktirdiğimiz 15 yıllık sevdanın ürünleri, projelerimizi tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Neden özellikle sonuna bırakıyorum? Çünkü daha önce açıkladığımız projelerin birçoğu alındı, başka şekilde takdim edildi. Fakat maalesef doğru uygulanamamasından dolayı da Kütahya'mızda bazı sorunları hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Onun için biz bu tür konularda kendi orijinal fikirlerimizin ve birlikte bir ekip tarafından üretilmiş olan proje paketinin telif hakkını bu defa çaldırmayacağız değerli hemşehrilerim.
O nereden çaldın? O nedenle inşallah bundan sonrası için inanıyorum ve iddia ediyorum. Kütahya'mız bugüne kadar görmediği her türlü güzelliği görecek, ona layık çok değerli bir ilimiz. Biz buna talibiz. Biz 15 yıllık sevdanın yarım kalmış sevdanı. Niye yarım kaldığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Tekrarlayıp özellikle o günleri yaşayan kardeşlerimi bir kez daha hüzünlendirmek istemiyorum. Ama şuna inanıyorum ki takdir ilahi er ya da geç tecelli edecektir. Biz sadece milletimizin helal, hayırlı oğullarına talip olduk, aldık ve bugüne kadar ona hizmet etmekten de onur duydum. Buradan bir kez daha bu anlamlı ve onurlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için başta siz değerli hemşerilerim olmak üzere tüm misafirlerimize, özellikle saygıdeğer milletvekillerimize bir kez daha huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Özellikle sona bıraktığım bir teşekkürümü de basın mensubu kardeşlerime yapmak istiyorum. Bugüne kadar her türlü yanlışa karşı onların sayesinde, onların da gayretiyle Kütahya'mızda bu yanlışın peşinde koşanları doğruya davet ettik. Doğru yolda ve doğruda buluşturmayı başardık. Bundan sonra da başaracağımızı inanıyorum. Onların tamamını özellikle bu önümüzdeki süreçte Kütahya sevdalılar olarak yanımızda, gönlümüzde ve başımızın üstünde görmeye devam edeceğimizi özellikle sizlere duyurmak istiyorum. Her zaman gönlümüz, kapımız sizlere açıktır. Hiçbir kardeşimden asla saklı gizli hiçbir konuşmamız, hiçbir düşüncemiz olmadı, olmayacak. Bundan sonra da inşallah hep birlikte bunları sizlerin aracıyla milletimize paylaşacağız. Ben bu organizasyonu yapan başta il başkanımız, merkez ilçe başkanımız ve tüm dava arkadaşlarımız olmak üzere bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Salonun küçük olmasından dolayı sizi de çok fazla sıkmamak ve yola devam edecek olan misafirlerimizi de geciktirmemek için şimdilik sözümü burada kesiyorum. Bir kez daha hep birlikte Rabbim bize hayırlı olanı nasip eylesin. Kütahya'mıza güzellikleri, yasakları nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek sözümü tamamlayacağım. Sayın Başkanımız, bugün kesinleşmiş olarak belirttiğimiz belediye başkanlarımız ve devam eden belediye başkanlarımız, belediye başkan aday adaylarımız bu güzel günümüz için dışarıdan Kütahya'mıza teşrif etmiş değerli milletvekili abilerim, aziz dava arkadaşlarım, gönüldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. 1 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için ilk standımızı veriyoruz. Çok değerli adaylarımızı sizlerin huzuruna getirerek zaten bildikleriniz hem takdim edip hem de davamızı, partimizi bir kez daha kamuoyunun önünde yapacaklarımızla beraber dikte etmek için huzurlarınızdayız. Sevgili dava arkadaşlarım, dün akşam buraya gelmeden önce Sayın Genel Başkanımıza bugün yapılacak olan bu toplantıdan bahsedip ve katılacağımızı söylediğimde bütün Kütahyalı kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi iletmemi istedim benden. Sayın Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli'nin hepinize can yürekten selam ve sevgilerimi getirdim. Değerli kardeşlerim, Milliyetçi ve Ülkücü Hareket hep sağlam bir liderlikle yönetilmiştir. O nedenle zor günleri aştık, bugünlere geldik. Biz ne darbeler, ne entrikalar, ne Türk milletini içten ve dıştan durdurmak için mücadele edenleri gördük. Ama bunların karşısında devamlı Türk milletinin kahraman evlatlarını, Türk milliyetçilerini gördük. Bütün olumsuzluklara
bütün haksızlıklara dikilen, tarih boyunca bildiği yoldan ayrılmayan Türk milliyetçileri olarak bugün de vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü için, bayrağımız için, toprağımız için, vatanımız için yine yollara çıktık. Yine seferberiz, yine el birliğiyle bu gayretin içindeyiz. Değerli kardeşlerim, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik çok önemli hasetlerdir. Teknolojinin tamamen geliştiği, dünyanın hızla ilerlediği bir dönemde yalnızca ve yalnızca eksine azalan insani boyut ve insanlıktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu partiye gönül vermiş insanlar olarak vefanın, kardeşliğin, dostluğun, vatan ve millet sevgisinin timsali olarak tarihe geçmek istiyoruz. Bunun örneklerini de vermiyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Şu salona bakın değerli kardeşlerim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden il ve ilçelere belediye başkanı aday olmak için müracaat eden kardeşlerimizin hepsi buradalar. Aramızda küslük, gayrilik yok. Bugün bakıyorum bu salona. Ali hocamın dışında belediye başkanı aday olmak için yalnızca ile başvuran 5 arkadaşımız da burada. Bunun anlamı şudur. Bu dostluktur, kardeşliktir, vefadır ve temiz süt emmişliktir. Şu anda 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde 3 ilçe, 5 de belde olmak üzere 8 yerde seçim kazandık. Ve malumunuz il merkezimizi çok az bir oyla kaybettik. Kaybettik demiyorum ama oradaki dönen durakları siz benlerden daha iyi biliyorsunuz. Bu tip ayrıntılara girmek istemiyoruz. Amacımız bu mevcut belediyelerimizin üzerine belediyeler koymak. Ama olmazsa olmaz amacımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin bunca yıllık mahallesini Kütahya'da, Kütahya belediye başkanını alarak taşlandırmak istiyoruz. Bunu el birliğiyle yapabiliriz. Yapabiliriz. 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 33 güne sığan o kısa seçim süresinde bunun en güzel örneğini gösterdiniz. Çok ciddi bir oy oranıyla hem zaten bir meclise gönderdiniz hem de Kütahya Türkiye gündemine soktuk. Şimdi daha büyük başarılara açız. Bunu yapmak, yapmamak için önümüzde hiçbir engel yok. Başta Kütahya Belediye Başkanı adayımız daha önce 2004 yılında ve 2014 yılında da belediye başkan adayı olarak huzurlarınıza gelen ama onun dışında da 8,5 yıl bu aziz ve güzel memleketimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında bizleri temsil eden Profesör Doktor Alim Işık hocamıza olmak üzere yine Osmanlı'nın kuruluşu, Haymana'mızın torunlarının yaşadığı ve bizim mührümüzün olduğu Domaniç İlçe Belediye Başkanımız Safet Bey hala rüzgarlı havalarda şehitlerin sesini duyuyoruz dediğimiz bastığımız her yerde şehit kanlarının olduğuna inandığımız bizim için mübarek, bizim için kutsal bir kasabamız, şehrimiz, ilçemiz Dumlupınar Belediye Başkanımız Niyazi Bey yine Türkiye'nin kiraz ve vişne denilince akla ilk gelen Şirin güzel belediye başkanımız Cavit Bey yaptığı çalışmalarla halklarımızın gönlünde fethetmiş, bizleri fethetmiş ve kendilerine yola devam ediyoruz. Başta Halim Hocam olmak üzere bu değerli üç kardeşimize Allah yar ve yardımcılar olsun derim.
Kolombiya şu anda açıklanmadığı için huzurlarınıza çağırmadığımız 5 kıymetli belediye başkanımız, belediye başkanımız Yüksel abi gözümün içine bakıyor. Bu arada Türkiye'de kendisini bilmeyen yok bürokraside. Allah'a şükür. Kendilerini de en kısa zamanda ilan edeceğiz genel merkezimizin huzurlarınıza ve diğer ilçelerimizle beraber tekrar huzurlarınıza geleceğiz. Değerli kardeşlerim, birbirimize hakaret ederek, birbirlerimizin hatalarını arayarak, birbirlerimizi inciterek hiçbir yere varamayız. Ben 2007 yılında da huzurlarınıza gelmiştim. 3 aşağı 5 yukarı böyle bir gruba seslenmiştik. Bu arada rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin derim. Hemen hemen aynı yüzler yine var. Bundan bir 10 yıl sonra karşınıza bizden sonra çıkacak siyasetçiler de muhtemelen yine sizlere hitap edecek. Bizler kendi kendilerimize sahip çıkmaz isek, kendi değerlerimizin farkına varmaz isek, kendi doğrularımızı yüceltmez isek, her türlü saldırıya açık olduğumuz anlamına gelir. O zaman bu surlarda çok gedik veririz. Bizim birlik, beraberlik, abilik, kardeşlik hukuku içinde yürümemiz lazım. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in veda hutbesini sık sık okumamız lazım. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ülkücü, ülkücünün iki kez kardeşidir. O yüzden şimdiden adaylarını ilan ettiğimiz ve yakın bir tarihte ilan edeceğimiz değerli kardeşlerimiz olmak üzere 31 Mart seçimlerinde siz emeği geçecek kardeşlerime, belediye başkan adaylarına can yürekten başarılar diliyorum. Bu seçimlerde 24 Haziran'da gördüm. Benden önce hocam defalarca görmüştür. Onun tecrübesimizden fazla. Olmazsa olmaz iki tane şeyimiz daha var değerli kardeşlerim. Birincisi gençler. Biz bu gençlere sahip çıkmak zorundayız. Onları da Allah razı olsun Ocaklar kanalıyla zaten yapmaktayız. Ama Kütahya'nın nüfusunun yaklaşık %51'inin bayan kardeşlerimiz olduğunu düşünerek bu seçimlerden mutlaka bayan seçmenin çok önemli olduğunu, belirleyici olduğunu, onların kararlarının da çok ön planda olduğunu bilmemizde çok büyük fayda olduğuna inanıyorum. Bayan kardeşlerimizin de 24 Haziran seçimlerinde 2015, 2011, 2007 seçimlerinde olduğu gibi sokaklarda, evlerde, bahçelerde, tarlalarda neyse bizim bir adımımızın önünde çalışacaklarından emin olduğunu da belirtmek istiyorum. Çok dar bir alanda sıkışık bir durumdayız. O yüzden çok değerli vakitlerinizi almak istemiyorum. Hepinize başta belediye başkan adaylarını ilan ettiğimiz değerli kardeşlerimize, büyüklerimiz olmak üzere hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılarımı sunuyorum. İlçe başkanlarımızla sahneye davet ediyoruz. Kılıçak başkanım. Hasan başkanım. Hasan başkanım. Simon temsilci. Geldim.